Arkadaşlar hoş geldiniz, ben Murat. Şimdi Ayan Enerji'yi inceleyeceğim. Bu anlattıklarım asla yatırım tavsiyesi değildir. Benim fikrime dayalı olarak arkadaşlar lütfen işlem açmayın. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz bir harita. Harita diyorum çünkü gerçekten de öyle arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz milyon tane çizgiye takılmayın. Bu bir aylık grafik. Neyin direnç, neyin destek olduğunu zaten benim kanala girdiğinizde zaten öğrendiğinizi düşünüyorum. Çünkü ne demiştik? Fibonacci çemberleri vardı demiştik arkadaşlar. Çanak formasyonlarını yapan gördüğünüz gibi Fibonacci çemberleri ve fiyatlar onların içinde dolanıyordu. Ve şu an ayende bazı şeyler var gözüme çarpan. Onları size göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Fibonacci 0.382 kıramıyor. Ve arkasına atıyor. Sonradan trendi çarparak yukarı devam ediyor. Ve bu alandan bir satış gerek düzeltmeyle birlikte Fibonacci 0.382 ve aynı anda trendine vurarak fiyat yukarı doğru zıplıyor. Sonra da trend yoluna devam ediyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir harita. Harita yani bunu al abi. Bak şimdi günlüğe alacağım arkadaşlar. Ve bakın neler oluyor. Ve şu an Ayen arkadaşlar 11 TL 690 kuruşta bir altın oranın üstüne attı. Bu çok iyi bir şey. Yani artık diyor ki ben 11 TL 920 kuruşu bir destek haline getirdim diyor. Bilginiz olsun. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Günlük moda aldık abi. Evet, günlük moda, hatta şöyle bir haftalık moda alalım bakalım neler oluyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki ekranda bir kilitleyeyim. Haftalık moda alalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Onları bir göreceğiz şimdi. Bu alandan zaten arkadaşlar bir Fibonacci çemberin üzerine giriyor. Fiyat Fibonacci çemberlerin üzerine giriyor ve çok güzel bir şekilde yukarı doğru tepkisini alıyor arkadaşlar. Ve canavar gibi yukarı çıkmaya, yani yukarı çıkarak devam ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki buradaki çizgiler neden kayık? Arkadaşlar ben bunu aylıkta çizdim. Aylıkta çizilen bir grafiği günlüğe aldığınızda orada kaymalar oluyor. O çok çok, yani trilyonda bir olur. Yani imkansız gibi bir şey yani. Çünkü aylıkta çiziyorsunuz arkadaşlar. Bu arada şimdi arkadaşlar Ayan Enerji'yi anlatıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmazsanız beni de mutlu edersiniz. Çünkü ben yarım saate yakın bu grafiği çizdim. Bu grafik üzerinden ileriki zamanlarda düzenli olarak güncellemeler yapacağım. Örneğin Ayan kullanan, Ayan hissesi kullanan arkadaşlar herhangi bir soru sorduğunda ben direktmen buraya açacağım. Tamam, dirence çarpmış, direnç de işte vesaire, alış yerinde vesaire gibi fikrimizi beyan edebileceğiz. Çünkü herkes içeride kalabilir arkadaşlar. Benim elimde bir harita var. Ve bu haritadan her şeyi, hepsini, bütün dirençleri görüyorum. Ya siz de anlayacağınız gibi bu haritadan EMA, işte ne bileyim çöp, Bollinger çöp, çöp, bütün indikatörler çöp. Varsa RSI, bir de para girişi. Gerisi çöp arkadaşlar. Niye çöp? Çöp abi, yani ben görüyorum. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Çöp. Hepsi önümde. Ve bu aylık grafik. Haftalık şey, ve bu haftalık, ben bunu aylıkta çizdim. Şimdi ben bunu günlüğe alıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi günlük grafiği aldım. Günlük grafikte bakın. Dedim ya az önce arkadaşlar, aylık grafikte çizdim. Aylık grafikte çizdiğim için bakın çizgiler tam oturamıyor. Çünkü aylıkta çizdim arkadaşlar ben bunu. Ben bunu günlükte çizmiş olsaydım bu grafiği, şimdi görmüş olsaydınız fitilin ne kadar çalıştığı yerleri de yakalamış olurdunuz. Şimdi AES'e bakalım. Arkadaşlar AES şu alandan Fibonacci birden çok pis, yani dayak yemiş diyeceğim yani. Resmen öyle olmuş. Dayağını yemiş yani. Bakın arkadaşlar şurası. Fibo 1. Fibonacci 1. Peki bu ne işe yarıyordu? Hatırlarsınız arkadaşlar. Fibonacci'ler fiyatları içinde alan, yani bir çanak formasyonu düşünün. Çanak formasyonunun bir çemberden bir çembere geçişiyle tamamlanan bir formasyondu. Örneğin bir çanak vardı. Çanağın için düzeltme yapardı ve bir çanağa giriş yapardı. Bakın. Şimdi arkadaşlar görüntüyü yavaşça ufaltıyorum. Şu an çarptığı yere iyi bakın. Bunları iyi anlayın ki ne olacağı ile alakalı fikirleri kafanızda kestirebilin. Şimdi ben bunu haftalık moda alıyorum arkadaşlar. Haftalık modda gördüğünüz gibi Fibonacci 1'e çarpmış, yani gömçürmüş yani buraya. Git milyon tane adam getir burayı yakalasın. Bak abi görüyor musun? Bir koyuyor buraya doğru. Tam da hem gam fanına vuruyor arkadaşlar bakın. Burası ne? Burada neden çok ciddi bir şekilde satışıyor? Burası Fibonacci 1. Zaten banko satış yeri. Hani banko, yani banko satış yeri.
Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Burası banko satış yeri, bu bir. Burada bir tane gam fanı var, kırmızı olan. Gördünüz, bu iki. Ayrıca bir tane düşen trendi geliyor. Bu üç. Ondan sonra bir tek iyi yanı var, Fibo. Fibo var altında. Bak, Fibo'yu nasıl tutmuş görüyor musun? Bak abi, görüyor musun? Fibolara bak, bir canavar gibi çalışıyor. Şimdi şunu bir değiştirebiliyoruz mu? Deneyelim bakalım. Şunu bir değiştirmeyi deneyeyim. Şimdi abi ben bunu bir alayım. Şimdi bunu da bir aldıktan sonra devam edelim. Bakın. Şu alt tarafta arkadaşlar ben bu Fibonacci çemberlerini, gri olanları arkadaşlar, gri renkli olanları Fibonacci 1 olarak kullanıyorum. Bilginiz olsun. Ve şurada da gördüğünüz gibi Fibonacci birden satış yemiş. IS. Şimdi ne yapacak? Onları da konuşacağız. Şimdi ne yapacak? Onları da konuşacağız. Önce bu Fibonacci çemberinin büyüklüğüne bakmamız lazım. Ne kadar büyükse Fibonacci çemberi o kadar hacimli bir şekilde düzeltme yapacaktır. Ne kadar ufaksa daha az bir düzeltme yapması lazım. Ve daha az bir düzeltme yaptığı zaman tekrar retestlerle birlikte yoluna devam etmesi gerek arkadaşlar. Şimdi bir bakalım buradaki bu alandaki Fibonacci 1 ne kadar büyük bir Fibonacci, ne kadar büyükmüş. Ona bir bakalım, ne kadar büyük bir Fibonacci çemberiymiş yediği satış yeri yer. Şimdi buradaki haritamızı açtığımızda abi bu fiyat nereden geliyor abi? Yani yine aynen büyükmüş arkadaşlar ya. Yani ufak değil yani. Ufak bir Fibonacci çemberi değil arkadaşlar. Yani büyük. Yani evet bakın. Şu alandan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın şurası. Bu bir Fibonacci çemberi. Gördünüz mü? Şu alan çanak formasyonları gibi. Bu bir Fibonacci çemberi. Fiyatları yukarı doğru devam ettirerek çanak formasyonunun uygulandığı. Yani fincan kulp da diyorlar buna. Bu arkadaşlar yani bilginiz olsun. Neyse. Şu an çok ciddi bir dirence çarpmış. Haftalık kapanışı da arkadaşlar. Zaten direncin altında yapmış. Zaten burada da bir düzeltme yapması lazım. Çünkü direncin altında yaptı. Şimdi ne olacak? Şimdi arkadaşlar tekrar bir daha retestler gelebilir. Bakın bu alanda bir gun fanı var. Gun 1x1 şu şuradaki arkadaşlar bakın şu gösterdiğim. Zaten bakın burada yazıyor 1x1 diyor. Görüyor musunuz? Gun 1x1 şuradaki beyaz renkli olan gun 1x1 arkadaşlar. Şimdi buradaki ortadaki gun 1x1 zaten vurduğu zaman atacağını düşünüyorum buraya. İşte buraya kadar bir daha düzeltme tekrarını devam ettirebilir. Yani bu da örneğin fiyat olarak da ne kadar tekabül ediyormuş arkadaşlar. Örneğin şuraya bir daha çarpsa, bir düzeltme yapsa 16 TL 440 kuruşa kadar bir daha düzeltme yapabilir. Sonra 16.440'ı kırabilir mi? İşte bakın. Zaten sorun da bu arkadaşlar. Eğer ki 16.440'ı kıramazsa, 16.440'ı kıramazsa arkadaşlar fiyat artık ufak ufak düşmeye başlayacak. Ufak ufak düşmeye başlayacak. Ve sıkışma tarihi var arkadaşlar. Bakın bakın. Eğer bu fiyat bakın arkadaşlar samimi söyleyeyim. İkide bakın bakın diyor, kusura bakmayın. Şimdi bu alt tarafta hatta şu alanda bir sıkışma var. Yani şurada fiyat eğer ki düşerse, yani örneğin bu fiyatlara düşerse arkadaşlar kırılım yeri var burada. Neden burayı gösterdim? Bu tarih olarak da hatta şöyle göstereyim. Tarih olarak da 12 Aralık 2022'de manyak bir şekilde patlayıp tekrar yukarıyı test edebilir. Ama ne olursa fiyat bu alanda yükselip örneğin şu anki 14.550 10 TL 550 kuruş alanında zıplayıp sonra 15.600'den bir red yerse, yani örneğin bir red yerse, şimdi ben buna bir günlükte bakmam lazım. Şimdi mumların rengini bir düzelteyim bakayım nasıl olacak arkadaşlar. Şimdi bunu bir halledeyim. Tamam. Şimdi burada zaten bu bir retest. Yani bu bir retest hareketi. Şu bir retest hareketi. Yani gördüğünüz gibi gun fanına çarpmış. Gun fanı 3x1'e çarpıyor. Ve onun üzerine atmaya çalışıyor. Şimdi bunu kırdıktan sonra mantık ne demiştik arkadaşlar gun fanlarında? Dedik ki gun fanı kırılırken örneğin bu gun fanı kırıldığı zaman diğer gun fanı hedeftir. Burayı kırdığı zaman buradaki diğer gun fanı hedeftir. Burayı kırdığı zaman diğer gun fanı hedeftir. Şurası. Sonra burayı kırınca işte diğer gun fanı hedeftir. Vesaire vesaire. Ama kırılırsa da bir gun fanından ötekine düşer vesaire vesaire diye devam eder. Şimdi şu an bu kırılım geldi. Buradan tekrar retestler başlayacak arkadaşlar.
Tabii ki nereye başlayacak? Hemen onun da bir hemen ölçelim. Şimdi fibo ile bir ölçelim bakalım nereye kadar bir retestler gelebilir. Şimdi şöyle bakalım. Şuradan bir mıknatısı açalım. Nereden dönmesi lazım? Önce onun bir kontürünü yapalım. Ama böyle de olmuyor. Böyle olmuyor. Bunu ben 4 saatlikte bakmam lazım benim. Yani 4 saatlikte bakmam lazım. Şöyle bir bakayım. Bir grafikten bir şey var mı? Bu şekilde ya olacağını sanmıyorum da yine de bir deneyim yani. Böyle bu şekilde olacağını sanmıyorum. Bir teyit edelim bakalım. Evet, 618'ler. Çok pis yere gömçülmüş. Bak abi görüyorsunuz mu şurayı? Şu an telefondan çizimlerimi yaptım arkadaşlar. Oradan gösteriyorum. Bakın abi. Görüyor musun şurayı? Çok sakat yere yapmış. Fibo 618 burada. Ondan sonra gan fanı 3x1 var. O burada. Yani 1 bölü 3. Yani kırılmaz değil. Kıracak. İlla ki kıracak. Sonuçta bak altından gelen bir trendi var abi bakın. Görüyor musun? Altından gelen bir trendi var şurada. Burada bir tane trendi var. Buradan trendi devam ediyor. Buraya kıracak. Çarpacak. Çarpa 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 çarpa. İşte şurada sıkıntı burada başlıyor. Yani fiyat olarak da abi 14.600 üzerine atması lazım. Bu bir. Sonra fiyat yükseldiğinde arkadaşlar fiyat yükseldiğinde burada bir zaten göstermişim. 15.600 demişim de fark etmiyor. Şu alan 15.600 işte 15.950. Buralarda ciddi bir şekilde tekrar düzeltme yani ciddi demin de yani tekrar retest bölgesi olarak alınabilir. Tabii ki burayı kırdıktan sonra şuradaki gam fanı tehlikeli arkadaşlar. Yani oradan bir düzeltme yaparsa yapar. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu renkte yapınca gözükmüyor. Şunu bir beyaz yapayım abi. Şimdi beyaz da yaptık. Ne demiştik? Buradan tekrar bir retest gelir dedik değil mi abi? Şöyle bir bakalım. Şimdi bir de buna aylıkta bakalım. Aylıkta ne diyor? Aylıkta ne olmuş? Zaten aylıkta da aynen. Aylıkta da arkadaşlar pis vurmuş. Baksana abi tam milimetrik vurmuş yani. Vurduğu gibi direkt aşağı doğru cortlamış yani. Vurdu gibi cortlamış. Yani ne olacak? Abi bir daha deneyecek abi. Şuraya kadar buraları dolduracak. Vuracak, çarpacak, düşecek, çarpacak, düşecek, çarpacak, düşecek, çarpacak, düşecek. 1 Temmuz 2022 tarihine kadar dener buraya. Eğer yatayda giderse. Bakın aklınızda olsun. Fiyat yatayda giderse 1 Temmuz. Maksimum 1 Temmuz 2022 tarihine kadar. Hadi bilemedin. 2 Temmuz yok. 1 Temmuz abi. 2 Ağustos değil. 1 Temmuz 2022 tarihine kadar. Fiyat neresiymiş burası bir dakika abi. Şu alan kaç? 17,5. Evet 1 Temmuz 2022 tarihine kadar 17.300 üzerine atamazsa abi anlayın ki buradaki Fibonacci çemberini kıramadı. Aşağı doğru düşler geliyor abi bilginiz olsun. Buradan aşağı eğer ki bu alanı kıramazsa buradan aşağıya Fibo'ya kadar bir düşüş geri çekilme gelebilir. Onun da zaten yeri neresiydi? Şurada bir tabii ki bir desteğimiz var. Şu alanda bir tane desteğimiz var. Onu da şuraya da işaretleyeyim. Bu alanda da bir desteğimiz var. Tabii ki ne kadar çalışır onu göreceğiz. Çünkü sonuçta ciddi bir yerden çok pis bir yerden yani satış yeri yani. Abi kocaman Fibo yani. Kocaman Fibonacci çemberinden satış yemiş. Yani kötü. İyi değil. Ama tek iyi olan yanı altında gördüğünüz gibi baba gibi bir tane Fibo var. Bak altındaki şeyden kurtulmuş misal. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Altındaki Fibonacci çemberinden kurtuluyor. Altındaki Fibonacci çemberinden kurtuluyor. Şimdi üst tarafa giriyor. Üst tarafa giriyor ve üst taraftan yoluna devam etmek istiyor ama şöyle bir şey var. Tamam. Altı güçlü. Tamam alt tarafı güçlü diyelim. Ama üst tarafı da çok güçlü. Kusacak bir yere bu. Ya aşağıya yukarı baksanıza arkadaşlar. Şuraya bakın. Bu ise yatayda gitmesinde ben mi gideyim yani? Kim gitsin yatayda? Baksana. Bak 6 dolu
Üstü dolu, altı dolu, üstü dolu, altı dolu, üstü dolu. Ne yapacak bu? Yatayda gidecek. Sonra ne olacak? Buraya gelince, bu tarihe gelince Bollinger sıkışması olacak. 1 Temmuz 2022 tarihine kadar bu böyle mıy 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 giderse bilin ki Murat demişti dersiniz. Ne oldu? Bak önü dolu. Buradan tekrar reteslere gidecektir bu. Çünkü şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Tekrar yükselecek. Tekrar 17 kaç ne kadarmış? 17.300'ler tekrar test eder arkadaşlar. Yani tekrar gelir abi. Buradan buraya test eder. Sonra baktık kırmayı 1 çarpar, 2 çarpar, 3 çarpar. İşte 17.500 maksimum. Oranın üzerine mum kapatamadıktan sonra artık aşağı doğru cort. Yani bence hani şunun altına inmesin de 12.300'ün falan altına inmedikten sonra sıkıntı yok. Ama 12.300'ün altına inerse abi bak burada da bir kırılım var görüyor musun? Şurası göstermiştik zaten az önce üçgenli alan. Buradan yukarı doğru patlatıp devam edebilir yolumuza. Yolumuza devam edebiliriz yani öyle bir şey olursa. Dediğim gibi arkadaşlar yani çizim böyle olur. Hep söylüyoruz. İki tane antin kuntin çizgili olmaz. Önünde harita olur. Bak bir saatlik alayım bakayım ne yapmış ben de merak ettim. Bir saatlik grafik. Vay be. Şimdi ben bunu vadeliye çizsem. Bir long short işlem açsam buna. Ta tepeden shortlarım. 68.600'de shortlamıştım zaten. Da oradan beri shortlardım. Çıkmazdım. Ama ne abi? BTC bu. Kripto. Tehlikeli. Bak bir de şöyle bir hareket var arkadaşlar. Bak onu da göstereyim bakın unutmadan. Şöyle bir hareket var. Yani zaten burada bir omuz baş omuz yapmış. Bir saniye onu da göstereyim. Bir düşüş formasyonu yapmış zaten. Bakın abi. Şurada bir düşüş formasyonu var zaten. Bak. Omuz baş omuz yapmış zaten burada arkadaşlar bakın. IS burada zaten. Bildiğin omuz baş omuz yapmış bak. Şuraya baksana. Neyse telefonu çok yavaş çiziyor ya. Elle hızlıca çizeyim. Bu şimdi 4 saatlik. 1 saatliğe bakalım. Aynen bak 1 saatliğe bakıyorum abi. Bak görüyor musun omuz baş omuzu? Bak. Omuz. Baş. Omuz. Hatta keşke çizebilsek yani. Şunun rengini ayarlamadık ki. Omuz baş omuz yapmış. Yapacak bir şey yok abi olmuyor. Şuraya bak abi. 1 2 3 Sonra aşağı. Ne kadar? Bu kadar. Tamam. Şimdi abi dediğimiz gibi buradan aşağı atmış. Yani ortalama dediğimiz gibi arkadaşlar yani bu da bunun da boyunu şimdi ölçsem grafik 2 saati zaten iyice ağırlaştı. Çok full grafik dolu. Dolu yani ekran doldu. Ekran doldu abi. Baksana abi ekran dondu artık herhalde hiçbir şey yapamıyorum ben. Kıpırdayamıyorum ben. Şunu da alayım. Bunu da buraya koyalım. Şimdi ne demiştik abi? Zaten altın atmış, paramparça yapmış kendini. Neyse arkadaşlar da yapacak bir şey yok. Retestler gelebilir. Sıkıntı yok yani. Yani gelmeli de zaten. Onun dışında arkadaşlar gideceğim bir şey yok. Bir de sadece şurada gördüğüm 4 saatlik bir grafik var. Günlükte net belli oluyor. Bakacağım bir. Evet günlükte de belli. Bakın. Eğer ki bu hisse yükselemezse abi. Bu hisse yükselemeyip şöyle de bir hareket yaparsa. Bak şöyle bir yükseleme. Mesela bu hisse yükselemedi farz edin arkadaşlar. Böyle geldi abi. Buradan yukarı devam etti. Şöyle bir çarptı ve düştü. Tamam geçmiş olsun. Bundan sonra aşağı bir kırarsa selamünaleyküm de aşağıda uçar. Ama eğer ki 12.300 üstüne düşerse yani örneğin fiyat ne diyeyim abi onu da göstereyim. Örneğin fiyat abi şu alandan şunu sileyim. Şu alandan kırmızı alan.
Ne dedik abi? Fiyat buradan. Şuradan. Şu alandan arkadaşlar. Burada solumuz var. Burada baş var. Burada solumuz var. Şey sağımız var. Fiyat buradan buradan tekrar buraya doğru geldiğinde buradan bir daha yükselip şu alana çarptığında trende çarptığında ve trendi kırıp 12.300 altına düşerse geçmiş olsun. Bitti artık bu iş. 11'e kadar da düşer. 11'e kadar düşer. Ama şu an 11 güzel bir destek ve şu an bulunduğu yer itibariyle de güzel. Yani retestlerin en kötü çarpa çarpa devam eder. Buradan da mesela bir işleme gelir mi? Evet gelir. Yani yatırım tavsiyesi retestler. Maksimum şurayı testler yani. Test olarak da test edeceği bölgelerden bir tanesi buralar. Bu bölgeler yani. Onun dışında arkadaşlar ekleyeceğim pek fazla bir şey yok. Şuradan bir RSI'ye bakacağım. RSI ne diyor? Şimdi RSI'ye bakalım. RSI bize günlükte ne söylüyormuş? Aynen RSI alttan pis kesmiş. Manyak kesmiş yukarı doğru. İşte bu bir retest. Manyak şekilde kesmiş yani. Harbi söylüyorum. Çok sağlam kesmiş. Acayip şekilde patlayacak bu yani yukarı. Retest gelir bundan. Bunu söyleyeyim yani bu yatırım tavsiyesiyle ama bak harbi diyorum bak alttan kesmiş. Yani onun için şey onun için ya baksana şuraya bak. Şuraya bak. Kendin bile bunu evde çekersin ya. Dene bunu böyle. Al bunu dene buradan ya. Baksana abi şuraya. Al bunu da buradan dene. Al bunu da buradan dene. Retest işte bak. Al. 4 saatlik. Bak kırıyor. Görüyor musun? 4 saatlikti. Günlükte çektim. Şu an 4 saatlik. Saate bakmayın arkadaşlar. Saatte sizin işiniz yok. Şu an sabah saat 6. Saatte işiniz yok sizin. Anladınız mı? Şimdi bir de RSI'ye bakalım. RSI ne diyor? Haftalıkta neymiş? Haftalıkta olmuş evet. Retest. Retest düşüş. Hep dandik dandik yükselmiş. Aylıkta retest hareketleri bunlar. Yani şu an pek de bir şey gözükmüyor yani açık konuşayım. Uyumsuzluk var mı? Ona bakmak lazım. Şuradan çizimleri kaldırayım. Uyumsuzluk var mı? Uyumsuzluk da yok. Yani öyle amşan bir şey yok arkadaşlar. Yok abi yok uyumsuzluk da yok. Yani öyle amşan bir şey yok. Sadece haftalıkta stokastik kesmeye gitmiş. RSI şey MACD kesmeye gitmiş ama şu an RSI manyak kafa kaldırmış. Yani anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Onun haricinde ekleyeceğim bir şey yok. Herhangi bir şey olsa yorumlardan yazın bana. Cevaplamaya çalışın. Video uzun oldu. Kusura bakmayın. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonuçta hepimiz içeride kalabiliriz. Bu harita burada dursun. Yani ben buna harita diyorum artık. Harita dursun abi burada. İsteyen olursa, herhangi bir sorusu olan olursa açarız haritamıza, bakarız abi neredeyiz diye. Şu an gördüğünüz gibi güzel bir destekte. Buradan devam ederse yükseleceği yerler zaten belli. Söyledik zaten. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.